Dünya ikiye bölündü. Ülkeler yıkıldı, sınırlar değişti. Sabah, savaşlar tarihine... Daha doğrusu Eyüpspor'un Gaziosman Paşa'da oynanmasını istemesi yönünde federasyon da kabul etmişti. Bu karşılaşma Gaziosman Paşa'da oynandı. Maç 1-1 sona ermişti. Son 3 hafta 4 puanla şu anda orta sıralarda yerini aldı Mavi Lacivertler ve hafta sonu da çok önemli karşılaşmada Kızılcahamam karşısında Adana Demirspor 3 puan arayacak. Bugün farklı konuklarımız var sevgili seyirciler. Şimşekler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Adem Tel ve Göksel Tel yayınımızda. Başkan Adem Tel ve yönetimde yer alan Göksel Tel de yayınımızda canlı yayın konuklarımız. Bölüm bölüm de olsalar canlı yayınımıza geliyorlar. Öncelikle hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Tabii karşılaşmayı, son 3 karşılaşmayı değerlendirip Kızılcahamam maçına bağlayacağız. Yapacağımız yorumlarla, değerlendirmelerle. Adem senle başlayalım dilersen. Tabii sıkıntılı dönem Sayın Başkan Mustafa Tuncel'in yaşadığı hukuki sorun devamında bugünlere kadar gelinildi. Sanırım bugün genellikle biraz da futbolculara yönelik de biraz konuşacağız değerlendirmelerde. Programa start verelim seninle. Öncelikle bizi seyreden bütün izleyenlere, Demirsporlu seyircilere, taraftarlarımıza iyi akşamlar diliyoruz. Şimdi 3 hafta geride kaldı Ergün abi. Baktığımızda işte Mardin galibiyeti, burada Bandırma yenilgisi ve Eyüp beraberliği. Şimdi gözlemlediğimizde takımı futbolcuların bir kısmının, hatta bir kısmının daha fazlasının hazır olmadığını, kondisyon olarak, fizik olarak, güç olarak bunu kolayca gözlemleyebiliyoruz. Bunun da en büyük nedeni transferlerin yarısının son 10 günde, 15 günde yapılmasıdır. Kamp görmeyen futbolcular tabii fizik ve güç olarak biraz eksik durumdalar. Bu da maçlarımıza yansıyor. Ama yine de daha iyi bir mücadele ve daha iyi futbol olarak olmasa da ortaya konulan mücadele anlamında daha iyi bir performans bekliyorduk biz futbolcularımızdan. Açıkçası biraz üzüldük. Özellikle Eyüp maçındaki oyundan sonra. Hadi Mardin maçında çok şey yapmamıştık. Yani büyütmemiştik. Zaten orada biz geldik. Sen bizi görmüşsündür. Evet. Ortam da değişikti biraz Mardin'de. Yani Mardin'e sahip çıkılmaması, onun için tepkiler, değişik bir gergin ortam vardı. Demirspor'a karşı değildi de yani kendi şehirlerine karşı. Yani ister istemez Demirsporlu oyuncular da ona etlenmiş, ortak oldular. Etlenmiş yani. Olabilirler. Zaten 1-0'dan sonra da pozisyonları bulduk. Ama yani 3 puan aldık, döndük. İyi oynamadan 3 puan aldık. Bazen de ya bu liglerde her zaman sadece bizim ligde değil. Süper Lig'de de, Bangasya'da da yani 3 puan kötü oynayarak alınabiliyor. Birçok örneği var. Tamam dedik yani. Sonra Bandırma maçı ve arkasında Eyüp maçı. Şimdi ben aslında bugün özellikle yani futbolcularımıza konuşmak istiyorum. Çünkü artık söz futbolcular da bize göre. Bandırma maçıyla beraber hoca değişikliği oldu. Demirspor taraftarının zaten büyük çoğunluğu 7'den 70'i diye herkes kimle görsek aynı düşüncedeydi. Ali Güneş'in gitmesini istiyordu. Hatta o yönden hocamızı ziyaret ettiğimizde hatırlayın biz hayırlı mağlubiyet de dedik. Hayırlı mağlubiyetler vardır dedik. Bandırma maçını da öyle değerlendirmek istedik. Hoş geldi. Tekrar söyleyelim. Hayırlı olsun, inşallah yolu açık olur. Durmuş Ali hocamız geldi. Durmuş Ali hocayla beraber biz futbolcularımızın da Demirspor taraftarlarının isteklerine ve beklentilerine karşılık vermelerini ve tempolarını yükseltip artık istediğimiz o mücadeleyi, o kazanma isteğini sahaya yansıtıp şampiyon olmalarını istiyoruz artık. Çünkü bu sene gerçekten şampiyon olmalıyız. O yüzden özellikle bu saatten sonra söz futbolculardadır. Yani taraftar üstüne düşen görev fazlasıyla yapıyor. Yönetim de bakıyoruz. Yani özveride bulunuyor. O da yapıyor. Ve kurumsallaşma adına daha iyi şeyler de yapacaktır yönetim. Mesela bir kalıcı gelirler hala beklentilerimiz arasında. Ama
Son zamanlarda tesiste gözlemlediğimiz şeyler var. Çok olumlu şeyler yani. Bu anlamda da onları kutluyoruz. E hoca, yeni hoca geldi. Yani Durmuş Ali Hoca. Durmuş Ali Hoca'nın da daha önceden disiplinli, çalışkan olması falan, yani bu da bilinen şeyler. E bu saatten sonra söz artık futbolcularda. Yani biz kesinlikle futbolcudan bu saatten sonra beklenti içindeyiz. Yani bütün Demirspor taraftarları bu sene şampiyonluk bekliyor. Ve şampiyonluk beklerken de Adana Demirspor taraftarının Adana Demirspor futbolcusunun önce inanmasını istiyor. Yani taraftardan önce futbolcunun inanmasını istiyor buna. Şimdi kolay bir gruba düştük yani Ergün abi. Bakın gruba. Herkes diyor ki ayarlasak ancak bu kadar olurdu diyor. Şimdi diğer tarafa bakın, diğer grupta gerçekten kafaya oynayan kaç tane takım var. Urfa'sı, Altay'ı, yani birçok takım var orada yani. E şimdi bu tarafta bakıyoruz. Şimdi bir Bandırma'yla Kızılcamam mesela 3-3 yaptı ama Demirspor gibi olursa Bandırma bir yerden Kızılcamam dinlemez. Şimdi bu kolay gruptan da çıkamazsak biz, ya ne zaman çıkacağız? Ya bir daha nereden bulalım böyle bir grubu? Evet. Şimdi taraftarlar olarak mesela Bandırma maçındaki atmosferi gördüler. 10 bin taraftar ve kendilerine 90. dakika hala maçı bırakma diyen bir taraftar. Şimdi 2-3 tane, 5 tane burada kendilerine bağıran çağıran da olmuştur. E onu duymasınlar, 10 bin kişiyi duysunlar yani. İlle 3-5 kişiyi duymak zorundalar mı? Ki bu taraftar yani yıllardır sabrediyor. 17 yıldır Süper Lig'e, 16-17 yıldır Süper Lig'e hasret. 10 yıldır şampiyonluğa hasret. E tabii o 3-5 tane, 10 tane de o insanlar da yani bazen sabır taşı çatlıyor. İstemediğimiz de olsa bazı şeyler söylüyorlar yani. Ama onlar da kendilerine dakika 88 hala maçı bırakma diyen taraftarı duysunlar yani. Hala o sırada beraberliği yakalar mı diye bir beklenti içindeydi. 10 bin taraftarı gördüler. İşte başka yerlerde, başka illerde izliyoruz. Yani bir gol yediği zaman daha dakika 45 ilk yarı ya da daha 55-60. Dakikada maçı bırakıyorlar taraftarlar ve takımlarına serzenişe başlıyorlar. E sizin taraftarınız böyle değil. Adana Demirspor taraftarı değil. Böyle değil yani. Eyüp maçında bu maçlara tabii yine geliriz de ben sadece hemen kısaca özet geçeyim. Eyüp maçında dışarıdan destekleyen, Eyüp'ün cezası yüzünden, yani Eyüp'ün cezası yüzünden ceza seyircisi oynamamasına rağmen dışarıdan kendilerini destekleyen 100 kadar taraftarımız tabii var. Tabii tel örgünün etrafında. Evet. Tabii burada organize İstanbul tayfası yaptı. Onların da yüreklerine sağlık, emeklerine sağlık. Orada 90 dakika boyunca maçtan önce olsun yine Demirspor takımını yalnız bırakmadılar. Ya böyle bir taraftarınız var sizin. Ama ne var, bunun kıymetini bilin. Ve bu kolay grupta bu taraftarın desteğini de arkanıza alarak yönetimiyle, camiasıyla, teknik heyetiyle yani birleşerek, yerel basınıyla bütünleşerek artık bu şampiyonluk gelsin bu sene. Evet. Benim kısaca özetim bu olacak. Evet, devam edeceğiz. Göksel, tabii Adem'in söyledikleri de çok önemli. Bir an önce şöyle aksettirmek istiyorum ben de sana. Bir an önce futbolcuların bu atmosfere girmesi lazım. Yani benim kendi değerlendirmem bu. Tabii katılırsınız, katılmazsınız. Daha futbolcular bu atmosfere girmediler. Nasıl olacak da girecekler? Ya zaten evet. Herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum ben de. Ya bizim de sezinlediğimiz yani futbolcularda o inancı göremedik biz 3 haftadır. Tamam diyoruz ki yani eskiden biz daha farklı bir gruptuk. Bundan 10 sene 11 sene önce direkt daha sezon başında kanımızın hızlı aktığı dönemlerde diyelim artık. Direkt daha sezon başında bazı yani tepkiye hemen başlardık, protesto ederdik. Biz çok bilinçlendik. Demirspor taraftarı gerçekten çok bilinçlendi. Şimdi bakıyoruz sezon yaza gidelim. Yani oradan ele almak lazım biraz. Transferler bazıları erken yapıldı. Abim de dediği gibi son bir hafta 8-9 tane adam alındı. Çoğunun evet. idman eksikliği var bunlarda. Evet. Saygı gösteriyoruz, bekliyoruz. Ama ilk hafta Mardin dedik. 14 kişiyle sahaya çıktılar. 14 kişi yani yedeklerinde yanlış bilmiyorsam 2 kişi vardı değil mi? 2 veya 3 futbolcu vardı. 2, 3, orada 3. Zar zor 1-0 kazanılan bir Mardin maçı. Neyse dedik, hadi oranın atmosferidir. Mardin'in o durumda olması koşullar dedik. Geldik Bandırma maçında yeterli kondisyonu göremedik 1. Hırsı göremedik 2. Azim göremedik 3. Saymaya kalksak daha 5-6'yı sıralarız. İnancı göremedik 4. Devamı da gelebilir bunun. Son 75 dakikadan sonra yani öyle bir taraftar var ki sen 1-0 öne geçsen zaten o stadı yıkacak.
Gelen rakip takımın başına yıkacak. Öyle bir taraftar var. Yani taraftarı yeri geliyor, ben de suçluyorum ama ya 16 yıldır bir susamışlık var, bir hasret var. Yani akıl mantık işi değil ya. Böyle bir memlekette bizim sadece sporumuzda değil, biz sporda, sanatta, hayatın her dalında Adana olarak bu, biraz ben bunlara da değineceğim belki sonra. Şimdi futbolculardan bahsediyoruz. Neyse, Bandırma maçında son 15 dakika biz onu da göremedik. Yani o sıra ben isterim ki ya girsin sarı kartı görsün Emre Spor futbolcusu. Bizi o kadar aciz duruma düşürmesinler ya. Yani son 15 dakika o mücadeleyi bize göstermesinler. Bandırma ya, kimi diyor ki işte buraya gelen takım koskoca Demirspor olarak artık utanç verici bir durum. Nelerin hesabını yapar olmuşuz. Bandırma buraya gelince, seyirciyi görünce bizden daha çok havaya giriyormuş. Ya biz Demirsporuz ya. Eskiden Galatasaray, Beşiktaş'ı, Fener'i biz hep eskide mi kalacağız? Hep eskiyi mi anlatacağız? Buraya ayakları titreyerek gelirlermiş. Demirspor'un gerçekten çok şanlı bir özgeçmişi varmış. Biz bunları ne zaman yaşayacağız? Yaşayamayacaksak artık bazıları bize desin ki bu memleket bunları yaşamayacak. Biz de artık yani bir bıtkındı geldi Demirspor taraftarı olarak. Üzülmekten bıktık. Bandırma maçına mağlup olduk, geçtik. Bir Umut Eyüp maçında beraber grup olarak bir ortamda toplandık. Hep beraber seyredelim dedik. Uğurlu gelir dedik. Neyse, Eyüp maçı başladı. Yine aynı şey. Ya olabilir, takımın kondisyon yönünden eksiği olabilir. Evet. Eyvallah. Ya biraz hırs olmaz mı? Azim olmaz mı? İsim vermek istemiyorum. Takımda birkaç futbolcu isim dışında. İsim vermeyelim, evet. Ya hiçbiri, hepsi Demirspor futbolcusu. Hepsi evet, bizim namusumuz sayılır. Birkaç futbolcu dışında koşan, mücadele eden, yırtan, parçalayan yok. Ya o sıra insanlar, o gençlere ben toplu halde seyrederken grubumuzun gençleriyle beraber insan istiyor ki televizyonun içine girip bu halimizle mücadele etmek. Ya Demirspor takımının forması ağır ya. Ağırlığı var ya. Onu taşımak lazım. Ama yani bunlar sonuçta gelmiş, taşımıyor demiyorum. Daha 3 hafta. Fazla da eleştirmek istemiyorum ama ya yanından adam geçerken bir adım atsan o topu alacaksın. Biz Eyüp Spor karşısında hepimizin bir futbol özgeçmişi var. Ben de oynadım. Taraftar olarak en azından 15 senemi verdim. Artık futbol olarak bir özgeçmişim olmasa da 15 senedir bu mesleğin içindeyim. Bazı şeyleri ayırt edebiliyoruz. Anlayabiliyoruz yani kısacası. Yani yanından futbolcu getir. Demirspor bir defa bir yakaladıktan sonra biz önde bir baskıyı vurmalıyız ya. Bizim şimdi yani fazla eleştiriyi, dozajını arttırmak istemiyorum ama içimiz dolmuş artık. O mücadeleyi, o hırsı görmek istiyoruz biz. Yani yenilsinler, her zaman klasik olacak ama bir lafımız var. Yenilsinler, alın teriyle yenilsinler. Kafaları, gözleri yarılsın, yenilsin. Onu suçluyoruz, bunu suçluyoruz. İşte mülki amirler şunu yapmadı, o bunu yapmadı. E ya futbolcular, burası Adana Demirspor. Tesisinizi görüyorsunuz. Aldığınız şehri görüyorsunuz. Kimse size bir baskı yapmıyor. Mesela futbolculardan şöyle zerzeniş de olabiliyor. Diyorlar ki 3-5 kişi bize sövdü. Yani abimin de dediği gibi 3-5 kişiyi de görme. Maksatlı gelen insan olabiliyor. Demirspor taraftarı bugüne kadar 16 yıldır yeri geldi hatalar da oldu. Bizim de hatalarımız olmuştu. 11'in de hepsi destek verecek diye de bir şey yok. Bir şey yok. Öz eleştiriyi açığız ama 16 yıldır dünyada bir araştırma yapılsın. Tribün olarak böyle hakkını veren bir tribün kimse bulamaz. Üniversite rektörlerine sorun, tez olarak hazırlasınlar. Kimse akıl mantık ediremez bu işe. 16 yıldır, 10 sene önce Bankasya'da bir şampiyonluğumuz var, değil mi? 10 yıl oldu yaklaşık. Onun harici hiçbir başarımız yok. Ki Demirspor olarak playofflara giderken seviniyoruz. Ne utanç verici. Ben Demirspor'un geçen sene nasıl Elazığ yaptıysa uzak ara eze eze şampiyon olmasını istiyorum. Biz bu programı, yani yanlış anlamayın, biz kameraya fazla inanın sevilen insanlar değiliz artık. Ama bu kötü duruşa birilerinin dur demesi lazım. Tamam, yönetim de emek veriyor, o da veriyor. Herkesin birlik beraberlik içinde zaten emek vermesi lazım. Ama 3. hafta. Biz 4 puan topladık Kızılcahamam. Bandırma 3'te 3 yaptı. Allah korusun, Allah etmesin. Yarın bir gün burada kötü, ben inanıyorum ki yeneceğiz. İçimde öyle bir inanç var, çok inanıyorum bu hafta. Bu futbola rağmen, gördüğüm bu azimsizliğe rağmen yine inanıyorum. Ama Allah korusun bir beraberlik bile alsak, yani yavaş yavaş yukarı kopacak. Bir de Alanya var. Kimsenin hesaba katmadığı. Onlar da iyi takım. İyi takım kurmuşlar duyduğumuza göre. Ya aslında ben bunları konuşurken gerçekten utanıyorum yani. Biz daha kimleri göreceğiz? Geçen sene Bandırma'yı, Güngören'i gördük, Giresun'u gördük. Güngören'le Giresun hala Bankasya'da mücadelesini sürdürüyor. Bandırma'ya geçen sene eledik. Sakarya'yı ne kadar Demirspor olarak sevmesek bile takdire şayan bir başarıya imza attılar. Parasız, pulsuz, hala o kadroyla aslan gibi çıkıyorlar. Ben ne kadar Sakarya'yı sevmesem de işte o mücadeleyi istiyor Demirspor taraftarı. Bakın Sakarya tribünlerine dolu. Neden? Futbolcunun o mücadelesini görüyor. Ya illaki yenmek gerekmiyor. Transfer yasağı var herhalde bildiğim kadarıyla. Yapamadılar. Yapamadılar, evet. Giresun da aynı keza ama çıkıyorlar. Formanın hakkını veriyorlar. Biz artık formanın hakkını veren futbolcu istiyoruz. Mücadeleyi istiyoruz. Azmi istiyoruz. İnancı istiyoruz. Burası büyük camia. Demirspor'un adı var.
İlla ki takımlar geldiğinde işte Bandırması, Kızılcahamam'ı, Alanya'sı bize karşı bilenecekler, bilensinler. Biz büyüyüz. Büyük takım diyorsak nafile yani diyemiyoruz artık. Niye? Gitgide gide Demirspor artık küçülmeye başlıyor. Bunu herkesin anlaması lazım. Yani kendimizi kandırmamamız lazım. Tamam eskiden büyüktü ama 16 yıl oldu. 10 senedir şampiyonluk, en son yaşadığımız Bankas'ta şampiyonluğu. Onun harici işte 5 sene önce, 6 sene önce bir kupada gittik. Ligde yine o kadroyla bir şeyler yapamadık. Fazla eskiye gitmek istemiyorum ama önümüze bakmak istiyorum. Ama insanın zoruna giden bayağı bir şeyler var. Eskiye gidiyorum. Şimdi neyse uzatmayalım. 3 hafta dedik 4 puanımız var. İşte Kızılcahamam. Evet. Yani biz bu takımın tamam ben de şunu dedim mantıklı olarak. Dedim ki bir ay bizim zamana ihtiyacımız var. Ama bu bir ayda bizim en azından yani en az puan kaybetmemiz lazım. Yani biz şu an tamam Bandırma'ya yenildik. Yani Eyüp beraberliği bende hiç hesapta yoktu açık söyleyeyim. Bandırma tamam oturmuş bir kadro takımı var. 2-3 senedir de yukarıya oynuyorlar. Zaten takımlar biz zaten bunu yapmadığımızdan biz her sene 30 adam alıp 30 adam satarsak biz orada yanılıyoruz zaten. Biz yıllardan beri şunu söylüyoruz. Taraftar olarak bazı şeylerin farkına vardık ama yukarıdakilerin de bunun farkına varmasını istiyoruz. Her sene yazık 30 adam alıp 30 adam satmak, 30 tane geri almak yazık. İstikrarın peşinde koşalım. Bir hoca alalım, arkasında duralım. 3 sene, 5 sene bizi götürsün. Biz demiyoruz ki hemen bu sene bizi şampiyon yapın. Biz şu an geçen sene Mustafa Tuncel hatırlarsınız sezon başı dedi ki bu sene şampiyonluk istemiyoruz dedi. Tamam dedi eyvallah. Altyapıya önem verelim. Altyapımıza önem verelim. Tamam belki derler ki futbolcu çıkmıyor. Eyvallah. O zaman ama bir geçen sene bu kadroyu kuralım. Bir sene sorunların hesabını yapalım. Ama bir iskelet kalsın. 6-7 tane futbolcu kalsın. Yani bakın bir yere nokta parmak basmak istiyorum. Biz Süleyman Varlığı mesela Tayfun Özkan'ı 2 sene önce yolladık. Biz bu sene bu adamları geri aldık. Geçen 2 sene önce rahmetli zamanında o iskeletlerde olan 6-7 adam kalıp bunun üstüne 10 tane nokta transfer yapılabilirdi. Yani orada da yanlıştı. Bunları da konuşmak lazım. İşte biz çoğu gerçekleri konuşmadığımız için herkesin kadro istikrarı evet. Kadro istikrarı, hoca istikrarı, yönetim istikrarı. Biz yani ben onu bunu isim verip eleştirmek istemiyorum. Benim de yanlışlarım olmuştur Demirspor camiasında. Yönetimin de başkanın da. Onlar da iyi niyetliler. Buna inanmak istiyorum. İyi niyetli olduklarına inanıyorum. Yani bunu ama artık iş bilmemiz lazım bize. Yani bizim artık yanlışlara düşme lüksümüz yok. Demirspor diyorum ya en büyük Demirspor'un adı küçülüyor. Bu olaylarda yani sadece tesisimiz, taraftarımız konuşuyor artık. Demirspor'un adı konuşulsun ya. Biz rahatsızlık duyuyoruz Demirspor taraftarı şöyle böyle denilmesinden artık. Ben Demirspor'un eskisi gibi Demirspor'un adının konuşulmasını istiyorum. İşte bu hafta Kızılcahamam maçı var inşallah yeniriz. Yeni bir sayfa açarız. Önümüze öyle bakarız. Ama diyorum ya bu mücadeleyle olmaz. Yani biz bunları tamam iyi niyetle konuşurken Eyüp maçındaki aynı mücadele olursa biz hiçbir yere varamayız. İşin doğrusu budur. Evet. Adem tabii futbolcularla ilgili vereceğimiz mesajlara devam edelim. Yani diğer konulara biraz sonra geçelim. Çünkü Metin Sürel eski teknik direktörümüzün bir lafı var. Son söz her zaman futbolcu söyler diye. Sonuç itibariyle 2-3 gün sonra Kızılcahamam takımı gelecek. Yine son sözü futbolcular söyleyecek. Ben Göksel'e az önce belirttiğim, ifade ettiğim soruyu aynı sana da aktarmak istiyorum. Yani Demirspor futbolcusu nasıl atmosfere girecek? Şurada 3 hafta geride kaldı ama biz tabii onların hepsinin niyetinden şüphemiz yok. Hepsi iyi niyetli futbolcularımız. Ama artık o cicim dönemi diyelim artık geride kaldı. Artık işin ciddiyetine varmaları lazım ki Demirspor tribünleri geçtiğimiz gün son maçta Bandırma maçında o pankart açtılar. İşte o hasret rakamları. Neler söyleyeceksin konuyla ilgili? Ya bulundukları misyonun farkına varmaları lazım aslında. Önemli bir misyon üstlendiler zira. Şimdi Ergün abi o şeye nasıl varacak? Futbolcu yani o atmosfere nasıl girecek? Şimdi geçen Eyüp maçından önce çift kalede biz de oradaydık hatırlarsan. Biz de seyrettik. Şimdi yine üstüne basarak söylüyorum. Yani gözlemlediğimizde maçlar olsun, antrenmanlar olsun ya da çift kale idman olsun. Şunu görüyoruz yani gerçekten güç, kondisyon olarak eksiz. Yani transferlerin işte özellikle 8-9 futbolcunun
son 10 günde 15 günde gelmezse, kamp görmemeleri, yani bunlar önemli şeyler futbolda. Şimdi başka takımlar 1,5-2 ay kamp yaparken o futbolcular, yani son 10 günde 15 günde aldığımız futbolcular kamp görmedi. Şimdi bir sezona çok iyi girmesi için futbolcunun da gerçekten o 1 ay, 1,5 ay, 2 ayı dolu dolu geçirmesi lazım. Bir de şey geç başladı, 10 Eylül'de başladı. Normalde yani başlamasından 10 gün 15 gün sonra başladı. Aslında o sürede uzadı ve diğer futbolcular daha çok hazırlandılar. Yani çift kalede de geldiğimizde Perşembe, Eyüp maçından önceki Perşembe günü geldiğimizde şunu gözlemledik. Gerçekten baktığınızda futbolcuların çoğu hazır değil. Güç olarak, kondisyon olarak, fizik olarak ikili mücadelelerde görüyoruz. Mesela altyapı takımıyla maç yaptılar. Yani 45 dakika omuz omuza geçmiş. Evet. Hatta çoğu pozisyonda ikili mücadelelerde altyapıdaki futbolcular ayakta kaldı. Şey olarak da kondisyon olarak da daha hızlı, mesela daha çabuk hareket ediyorlardı mesela. Bunu gözlemliyorsun. Görüyorsun yani. Ama bir yandan da şunu da düşünüyorsun. Tamam, bir 8-9 kişi öyle ama diğer futbolcular Temmuz başından beri alındı, yapılan transferler, yeni transferler, geçen seneden kalanlar var. Onlar 1,5-2 ay çalıştı. Bolu'ya gitti, 15-20 gün kamp yaptılar. Hemen hemen aynı seviyede. Yani onlar niye peki yetersiz maçlarda? Onlar niye mücadele açısından tam böyle o mücadele, istediğimiz mücadeleyi göremiyoruz? Bir de kamp yapanlar var. Yani Bandırma futbolcusu sahada savaşıyor. Buradan 3 puan almak için şartlanıyor, geliyor bize karşı da bizim 1,5-2 ay hazırlanan futbolcularımız niye o mücadeleyi göstermiyor? Ya da Eyüp maçında. Eyüp'ün sıkıntılar içinde olduğunu kendi futbol, yani taraftarlara diyordu. Yani bizi yenmezseniz size ayıp diyorlardı. Düşünün yani. Bunu kendi taraftarları söyledi. Maçtan önce söylediler hem de. Bizi yenmezseniz, bu şartlarda bizi yenmezseniz size ayıp dediler. Her yerde bunu yazdılar. Ama biz onları yenemedik. Demek ki ayıp ettik. Kim yenemedi? Edemisporlu futbolcular yenemedi. Yani işte dediğim gibi hazır olmayan futbolcular tamam, hadi 1-2 hafta tam güçlerine kavuşacaklar, hazır olacaklar. Peki daha önceden, yani Temmuz'dan beri gelip burada transfer olan ya da geçen seneden kalanlar, onlar güç açısından, kondisyon açısından mazeret söyleyemez. Peki onlar niye istediğimiz mücadeleyi sahada vermiyor? Eyüplü futbolcu bu kadar sıkıntıya rağmen, kendi taraftarlarının deyimiyle bu kadar olumsuzluğa rağmen savaşıyor da bizim futbolcumuz niye savaşmıyor? Onu niye göremiyoruz? İşte biz bu sene bunu görmek istemiyoruz abi. Yani futbolcu bizden önce inansın. Ben mesela son bir haftada, 10 günde böyle bizim sitemizde taraftar yorumları var. Ama gerçek Demirsporlu, gerçekten İyi niyetli, yıllarca Demirspor için sevgisini esirgememiş, yıllarca içeride dışarıda desteklemiş, emek vermiş insanlar bu yorum yazanlar. Ben bazılarını yazdım, burada okumak için getirdim. İnşallah futbolcular da dinliyordur, şu anda bizleri seyrediyordur. Tek isteğimiz o. Hani onların izlediğine inanıyorum. Evet, i̇şte, dinleyelim. Ara sıra böyle okuyayım mesela abi. Bir tanesi, bir arkadaşımız yazmış, diyor ki takım olmak için en üst kademeden en alt kademeye herkesin bir prensip içinde, uyum içinde olması şart. Dünya futbolunda başarılı olan takımlara bakın, yol haritası şu diyor: disiplin, ciddiyet ve inanç. Yani 3 tane ana tema üzerinde duruyor bu arkadaşımız: disiplin, ciddiyet ve inanç. Ya şimdi Demirsporlu transferler yapılıyor. Futbolcular işte, yani Demirspor'a transferler yapılıyor. Futbolcular buraya geliyor. Biz onlardan Demirsporlu olmalarını istemiyoruz. Demirspor formalarını, işte Demirspor bizim gibi sevemezler zaten. Taraftar gibi sevemezler. İşte Demirspor formasını bizim gibi taşısınlar. Bizim onu istemiyoruz. Biz profesyonel olmalarını istiyoruz. Bir sözleşmende bir paraya imza mı at? Burayı sen iş olarak gör, futbolcu olarak. O sözleşmende kaç lira yazıyorsa onun hakkını ver. Biz onu istiyoruz. Sonuçta gelip Demirspor forması bedava giyilmiyor abi. Yani o formanın hakkını vermek lazım. Evet. Maddi yönden hakkını versinler. Tamam, onun bir, Göksel'in dediği gibi inanılmaz bir mazisi var. O formanın mazisini Türkiye'de kaç tane kulüp yaşıyor acaba?
71 yıllık mazisinde Muharrem Gülergin'lerden başlayarak, o efsanelerden başlayarak o maziyi kaç tane Türkiye'de kulüp yaşar? İşte öyle bir mazisi var. Keşke onu hissetseler de bir anlık bile o mazinin ağırlığını, o mazinin şanını keşke hisseseler de ona göre davransalar. Ha, ona göre davranmayacaklarsa inşallah onu hissederler ve davranırlar, ama bundan önceki işte yıllar, özellikle son 5 yıldaki 4 tane finallerin kaçması işte bu yönde olumlu bakmamamıza neden alıyor. Bir türlü şey düşünemiyoruz bu konuda. Olumlu düşünemiyoruz yani. Pozitif düşünemiyoruz. Futbolcular konusunda yine yani işte o 71 yıllık maziyi düşünecekler mi? Ona, o şana yakışır davranacaklar mı? O şekilde pozitif düşünemiyoruz. Bize diyoruz ki o zaman maddi açıdan o formanın hakkını verin. Maddi açıdan. Maddi açıdan da o hakkını verebilmeleri için işte o üç disiplin, ciddiyet ve inanç. Şampiyon mu olacağız bu sene? Kenetleneceğiz mi hep beraber? Önce inanacaksın. Futbolcu olarak buna inanacaksın. Önce sen inanacaksın. Kolay grup. Her zaman da böyle kolay gruba düşemeyiz. Kaliteli futbolcularımız var. Gerçekten kaliteli. Kaliteli de olmasa burada söyleriz yani. Kaliteli futbolcularımız var. Yapılan transferler de bu sene iyi. İyi transferler yapıldı. Ama kalite oynamıyor sahada. Sadece. Sadece kalite yetmiyor. Kaliteyi tamamen sahaya yansıtacaksın ve inanacaksın. Mücadele edeceksin, savaşacaksın sonuna kadar. Yoksa ne kaliteli futbolcular var başka kulüplerde, ne kaliteli takımlar var ama şampiyonluğa ulaşamıyorlar. Ne için? Ne yüzünden yani? Çünkü yeteri kadar mücadele edip savaşmıyorlar ve inanmıyorlar. Ciddiyet. Her alanında ciddi olsunlar. Yani yenildiklerinde, beraber kaldıklarında olacak ileride mesela. Biz onları, o üzgünlüğü görelim, o ciddiyeti görelim. Gerçekten o yenilmiş ya da berabere kalmış maçın ardından onların yüzlerinde, o stattan çıktıklarında, otobüsün içindeyken onu görelim. Yeter. Bir sahada mücadele etsinler. Mücadelelerine ve her şeylerini sahaya koymalarına rağmen berabere kalsınlar, puan kaybetsinler. İki, maçtan sonra onların yüzlerinde görelim. Bu ciddiyettir. Sadece bu alanda değil, her yerde. Tesisin içinde, dışında, o şampiyonluk yolunda, her anlamda, davranışlarında, kendilerinin gösterdiği davranışlarda, duruşlarında bir ciddiyet görelim. Gerçekten diyelim ki bu futbolcu topluluğu buna inanmış. Gerçekten şampiyonluğa inanmış. Bak, ciddiyetlerinden belli bu iş. Diyelim yani. Bir de disiplin. İş disiplini olacak. Futbolcular onlar. Onların işi çalışmak, antrenman yapmak, maça çıkıp oynamak. Bir iş disiplini olsun kendilerinde. İşte bir arkadaşımız bu böyle özetliyor. Ve çok doğru noktalara değiniyor aslında. Objektif bir göz. Evet. Bunu yazan işte art niyetli, işte futbolcu eleştirmek isteyen değil. İçimizden bir insan bunu yazan. İşte bu konulara inan şey yaparsa. Şimdi bir de mesela Ergün abi. Bu sene de öyle. Yaptığımız transferlere bak. Mesela gelen transferlerin, alınan futbolcuların çoğu geldiği takımda gerçekten yıldız adamlar. Hep araştırdığımızda, geldikleri takım taraftarlarıyla konuştuğumuzda gerçekten birçoğu geldiği takımda yıldız insanlar, futbolcular. Burada tek tek isim vermeye gerek yok. Çoğu diyorum işte. Tamamına yakını hep geldiği takımda başarılı olmuş, kendini ispatlamış futbollarıyla ve yıldız olmuş futbolcular. Bu sene bu futbolcular seçilmiş. Peki geldikleri işte anlamadığımız, Demirspor taraftarları olarak bir türlü kabullenemediğimiz nokta şu. Yıllardır hep bunu çektik. İyi futbolcular alındığında, Demirspor'a iyi futbolcular geldiğinde yıllardır hep bunu çektik. Tabii ki bütün futbolcuların hepsi aynı davranmadı. Tenzih ederek konuşuyoruz. İçinden ne futbolcular çıktı? Sadece bir tane isim vereyim, örnek olsun diye sadece. Bir Yiğit İnce Demir çıktı. Mesela buradayken bütün Demirspor taraftarı hastaydı. Bu nasıl futbolcu diyorduk yani. Helal olsun diyorduk. Fix oynadı. Aynen. Her maç çıktı aynıydı. Yani hiç değişmedi. Grafik düşmedi. Evet. Hiç düşmedi. Her zaman iyi niyetli mücadelesini koydu. Demirspor taraftarının sevgilisi oldu. Şimdi Süper Lig'de aslanlar gibi milli takıma kadar yükseldi. Sanırım örnek. Örnek işte. Değil mi? İşte şimdi ama genele baktığımızda tam tek böyle tek tek verdiğimiz örnekler var. Birçok yani iyi anlamda da mücadele etmiş, formanın hakkını vermiş insanlar var. Ama genele baktığımızda nedense Demirspor
kulübüne geldikten sonra bir performans düşüklüğü var. İşte bunu anlayamıyoruz. Buna bir türlü anlam veremiyoruz ve kabullenemiyoruz. Yani niye geldiğiniz takımlarda yıldızsınız? Geldiğiniz takımlarda inanılmaz performanslar ortaya koyuyorsunuz. İnanılmaz mücadeleler veriyorsunuz. Ve geldiğiniz takımlarda herkes sizi konuşuyor da niye Demirspor'a geldikten sonra değişiyorsunuz? Ya belki bunu konuşmak için şimdiki futbolcular için biraz erken olabilir. Yani daha sadece 3 hafta oldu. Belki yani önümüzdeki haftalarda onlar da şüphesiz farklı olacaklar. Tabii onlar da farklı olacaklar. Farklı mücadeleler koyacak da biz genel konuşuyoruz. Sadece bu yıl bunu söylerken ben sadece bu yılı değerlendirmiyorum. Geçmiş yılları değerlendiriyorum. Ve bu geçen 3 haftayı değerlendiriyorum sadece. Yani istiyoruz ki şu gelen kaliteli dediğimiz futbolcular geldikleri yerlerdeki gibi oynasınlar ya. Ya tek tek istedim isim vermeyelim. Çoğu için gel işte hangi takımdan geldi? X takımdan. O X takımın taraftarı diyor ki inanılmaz iyi bir futbolcu aldınız. Göreceksiniz sizi uçuracak. Evet. İnanılmaz iyi bir yıldız bir adam aldınız. Göreceksiniz sizde ne işler yapacak. Öyle alınan boş oyuncu yok. Evet. Bütün taraftarlar bunu konuştu. Yani biz şimdi önceden setliklerimiz vardı aralarında. Tamam ama bilmediklerimiz de vardı Demirspor taraftarları olarak. Yeni tanıştıklarımız var. Ama kendilerini sonuçta seyreden başka takım taraftarları vardı. Onlar işte diyor ki çok iyi adam aldınız. Sizi uçuracak. Sizde inanılmaz işler yapacak. Sizi şampiyonluğa götürecek. Bak göreceksiniz takımın yıldızı olacak. İşte biz bunu görmek istiyoruz. Bu futbolcularda. Gerçekten geldikleri takımların taraftarlarının söylediği şeyleri görmek istiyoruz. Yani buraya geldikten sonra değişmelerini istemiyoruz. Çünkü her nedense bu kulübe gelen rahatlıktan mı, daha önceki yıllardaki işte bir düzenden mi, bir gelen işte bir kısır döngüden mi, havasından mı, suyundan mı anlamıyoruz. Buraya geldikten sonra bir performans düşüklüğü, işi tam ciddiye almama, tam işe tam inanmama, tam konsantre olmama, her şeyini tam vermeme olayı yaşıyoruz. Demirspor taraftarları olarak bizim gözlemlediğimiz bu. Yıllardır bunu gözlemliyoruz. Ama şu anda da yaşıyoruz onu. Yani işin ilginç yanı, ilginç demeyelim yani işte devamında bu, diyelim. İşte şu anda da yaşıyoruz. İşte az önce dedim ya evet. Abi. Belki ilerleyen haftalarda farklı olacaklar ama 3 evet. Haftaya baktığımızda şu an bugün evet 3 haftaya baktığımızda yine bunu yaşıyoruz. Geçmişteki 3 haftaya baktığımızda yine bunu yaşıyoruz. Tek bir örneği işte 1,5-2 aydır çalışan futbolcularımızın, kamp gören futbolcularımızın 3 haftadır gösterdiği performans. Böyle mi olmalılar? İşte bu eleştiri konusu. İşte. Onun için bu sene bunu kabullenmiyoruz. Demirspor taraftarları olarak bu sene bunu kabullenmeyeceğiz. Olay gruba düştük, şampiyon olmak istiyoruz. Yönetim şampiyonluk hedefi koydu. Alınan transferler de ne mesajı verdi herkese? Biz şampiyon olmak istiyoruz mesajı verdi. Öyle transferler yaptık. O zaman futbolcu da inansın buna. Önce futbolcu inansın ve geldikleri yerlerdeki performansları istiyoruz biz onlardan. Buraya geldikten sonra değişmelerini istemiyoruz. Burada önceden bir şey varsa kulübün içinde işte havasından, suyundan, işte bir şeylerinden düzenlen. Şu an bir olumsuzluk yok ki. İşte mesela diyelim ki yok kendileri o akıntıya kapılmasınlar. Kendileri o zaman taraftarın akıntısına kapılsın. Taraftar bir özlem içinde. Taraftar bir hasret içinde. Taraftar mücadele ediyor. Taraftar 88. dakika hala maçı bırakma diye bağırıyor. O zaman taraftarın akıntısına kapılsınlar. Bir şeylerin akıntısına kapılmak istiyorlarsa zoru seçsinler. Taraftarın akıntısına kapılsınlar. Önce kendileri inansın. Taraftardan önce de kendileri inansın. Çünkü bu sene gerçekten şampiyon olmak istiyoruz. Bu sene işi şansa bırakmak istemiyoruz. Bu sene mazeret kabul etmek istemiyoruz Demirspor taraftarları olarak. Bu sene biz futbolcumuzdan bu özveriyi bekliyoruz. Bunu yapsınlar. Bakın Demirspor taraftarları kendilerini nereye getirecek. Hem kendileri için yapmış olacaklar bunu. Kendileri daha iyi yerlere gelmek için. Kendileri daha iyi noktalara gelmek için yapmış olacaklar. Hem de Demirspor taraftarlarının hasretine son verecekler. Demirspor formasının işte o maddi yönden hakkını vermiş, attıkları imzaların hakkını vermiş olacaklar. Hem de Demirspor taraftarlarının hasretine son vermiş olacaklar. Biz kendilerinden bunu bekliyoruz. Evet. Mardin maçı sonrasıydı. Biz Kaptan Metin Aktaş'la da röportaj yaptık. Diğer basındaki arkadaşlarla. Tabii dedi galip gelmemize rağmen takım arkadaşlarımızla birlikte şapkamızı önümüze koymamız lazım dedi. Böyle mücadele edersek işimiz zor ifadesini kullandı kaptan. Tabii oradaki üzüntüyü görüyoruz kaptan olarak. Aile röportajda bile bayağı zorlandı. Adem'in de dediği gibi geldiğimiz 2 haftada da yani totalde 3 haftada da bu.
Şimdi diğer takımda mesela Balıkesir'den bir oyuncu aldık, ismini vermeyelim. İki maçta da bize kök söktürdü diyebiliriz, çok koştu. Ama hep maçında baktık, çok farklı, ayağında top tutamama gibi bir durum var. O anlık öyleydi. Yarınlarda daha farklı olacaktır eminim. Gelinen nokta itibariyle de bir değişiklik, bir değişik bir hava yaşanmadı yani. Ya şimdi demek ki kendi işlerinde de bir şey var. Bir mahkemesini yapabiliyorlar. İşte sevinmemiz gereken tek taraf bu zaten. Öz eleştiri yapıyorlarsa evet. Bu ortaya çıkarıyor ki bunlar iyi niyetli insanlar. Kesinlikle. Ya bizim işte iyi niyetli insanlar bir aradaysa mesela yazın hatırlayın yani basından, internetten takip ettiğimiz kadarıyla hep bir arkadaşlık, hep bir arkadaşlık, hep bir arkadaşlıktan bahsediliyordu. Demirspor yıllardan beri kavuşmadı, arkadaşlığa kavuştu deniliyordu. Haksız mıyım? Evet. Bu öyle konuşuluyordu yani. Şimdi ya zaten bu arkadaşlık varsa tamam 8-9 şuna geliyoruz yine başa dönüyor. 8-9 adam son bir hafta alındı. Alınanına kadar oldu yaklaşık bir ay oldu mu geliyor evet, yani. Evet. Bir ay oldu. Artık yani bunlar da kaynaşsınlar birbirlerine beraber. O arkadaşlığın içine bunlar da girsin. Zaten biz her sene bıkmışız. Asparagas haberden, dedikodulardan, o oyuncu o oyuncuya girdi. O yönetici bununla birbirine girdi. Biz bunları artık kesinlikle istemiyoruz. Takımlaştık. Hep bahsettiğimiz ne işte disiplin, ciddiyet, inanç. Ya o takımlaştığı yakalasınlar. Zaten her şey kendiliğinden gelecek. Yani şunu diyen de var futbolcu olarak. Ya 16 yıldır başarı yok ya. Biz de bunun stresini yaşıyoruz. Ya yaşamayın ya. Dediği gibi geldiğinizde performansınız nasılsa inanın o kadar belki gitmemize gerek yok bu grupta. Biz şurada da hata yapıyoruz. Bu grupta teknik kapasite önemli değil. Yıllardır maalesef ikincilik B ama üçüncülükle mücadele ediyoruz. Savaşırsan ekmek veriyorlar burada sana. Savaşırsan çıkıyorsun. İstersen ne kadar teknik adamlarda olursan olmuyor. İşte gidiyorsun. Eyvallah Eyüp maçında. Sahayı değiştiriyorlar adamlar. Bakın Demirspor karşısında neler yapıyorlar. Çukur dolu sahaymış. Siz oradaydınız yani, değil mi? Yani burada ne yapacaksın? Savaşacaksın. Kafa göz gireceksin. Aynen öyle. Biz bunu yapmazsak zaten burada sabaha kadar da konuşsak nafile. Futbolcular eğer iyi niyetliyse, eğer o arkadaşlık kurulduysa, o takımlaştığı biz kurarsak biz zaten Demirspor'un adı büyük, taraftarı büyük, camiası büyük. O rüzgarı yakalarsak gideriz. Yani iyi niyetlerinde şüphe yok. Biz sadece farkına varsınlar. Farkına varsınlar. Ben Eyüp maçında şu yazıyı yazmıştım. İki oyuncu dışında sarı kart gören yok. Onlar da mücadeleden dolayı sarı kart gördü. Orada daha mücadeleden dolayı kartlar çıksın, bir hareket aksiyon olsun. Tabii. Bir taraftar, bir spor spikeri kendi futbolcusunun sarı kart görmesini ister mi? Biz bu duruma gelmişiz. İstemez ama yani, mücadele anlamında. Mücadele et diyorsun sarı kart. Gerekirse yani Allah etmesin kırmızı kart. Tabii o yani, mecazi anlamda kullanıyorum ben. Kasıtlı kimse evet, istemez. Tabii. Yani aynen mecazi anlamda istenmiş ama o nedir? Mücadeleni verirsin verirsin, o sıra gücün bitmiştir, o kırmızı kartı da görürsün. Seni taraftar alkışlar, böyle bir taraftar. Taraftar hemen bir maç tepki gösterdi diye ben de eleştirdim taraftarı. Niye? Erken diye. Ama ya sabırsızlık var, bu bir gerçek. O mücadeleyi de görmüyor. Geçen sene hatırlayın. Sezon başı Soner Hoca ile girdik. Hiç iyi skorda alamadık. İyi mücadele ettiler. İyi mücadele ediyordu. Bu taraftar hepsine sahip çıktı. İşte taraftar o mücadeleyi görmedi. Ya o yani buraya gelip de isim olmak kurtarmıyor artık bizi. Yani biz de mi şunu yapalım artık? Ya özümüze mi dönelim, eskimize mi, gençliğimize mi dönelim yani? Biz de protestoyla başka şekillerde mi davranalım futbolcumuza? Bize kızıyor Demirspor taraftarı, belki haklılar. Yeter bunların hep cicim, hep gülüm, hep cicim, hep gülüm. Ama yani bu işlerin doğrusu bu olmalı Demirspor taraftarları. Yani eskiden yapıyorduk, niye dövüyordunuz diyorlardı. Şimdi dövmüyoruz, niye dövmüyorsunuz diyorlar. Bu işler artık yanlış işler. Hatırlayın, dövdüğümüz kadro bizi küme düşürdü. Evet, 3. lige düştük. Biz yani şunu istiyoruz ki birlik, beraberlik. Yani biz futbolcu taraftar ilişkisi istemiyoruz. Diyoruz ya takımlaştık. Bu takımlaştığın içinde taraftar da olsun. Başkan olsun, yönetim olsun, futbolcu olsun, malzemecisi olsun, hocası olsun. O statta kim varsa birlik, beraberlik içinde olsun. Başarı zaten öyle gelir. Biz bunları istiyoruz. Her sene bir pankartımız vardı. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Uzun lafın kısası bu. Biz böyle davranırsak bir yerlere geliriz zaten. Ama şu an kime? Dediği gibi yeri gelir yönetimi de eleştirirsin ama şu an kimi eleştirmek zorundayız? O mücadeleyi, o ya o azmi bize göstermeyen futbolcuyu niye sabahtan beri yarım saat sözün bittiği yerde topçu olursun yani. Biraz mücadele yani. Yaz ayları boyunca yani, yaz ayları boyunca da başka şeyler eleştirdik zaten. O zaman futbolcu. Bu da bana kızacaklar belki. Vay bir olay anlatayım ben size. Onu unutma. Kısa bir reklam aramız var. Göksel senden başlayacağız. Tamam.
Sevgili seyircilerimiz az sonra tekrar birlikteyiz. Kısa bir reklam aramız. Seyirciler, hafta sonu oynayacak çok önemli Kızılcahamam Spor karşılaşması öncesinde bu önemli canlı yayında tekrar birlikteyiz. Göksel az önce sözün yarım kaldı reklam öncesinde. Çok vahim bir olay gelişmeyle ilgili. Bizim için vahim evet. Aslında. Vahim denecek bir olay. Evet. Belki Demirspor taraftarları bana sitem edecek. Canları sağ olsun önemli değil. Geçen sene rahmetlinin cenazesine biliyorsunuz Mersin taraftarları geldi. Bir adım attılar, biz de iki adım attık onlara. Yani her zaman bir de cenazemize geldiler sonuçta. Sağ olsunlar. Ara sıra ararlar, alatır sorarlar. Bir gün Adana'ya geldi dernek başkanları. Evet. Son 3-4 haftaya yakındı. İşte bana bazı olayları anlattı. İşte laf lafı açtı, laf lafı açtı. Dost muhabbeti öyle. Oturmuşuz. Dedi ki işte dedi biz dedi sezon başından dedi önce dedi abi dedi. Bu dedi bir doğru hocayla başladık falan dedi. Ama bir siyasi lobi de vardı yani o bir gerçek yani. Herkes bir kenetlenme vardı. Yani yenisinden, valisinden, ticaret sanayi odalarından, milletvekillerinden. O senin bahsettiğin program başında bahsettiğin olay. Tabii. Oraya da geleceğim ben. Oraya da değineceğim programın sonuna doğru. İşte lafı en son şeye getirdi. Biz dedi yıllardır yapmadığımız bir şeyi de uyguladık dedi. Mersin'e dedi gelirlerdi dedi futbolcular dedi. Biz dedi sizi aynı dedi sizin gibi. Oa geldi çok adam alındı dedi Yıldız diye dedi. Hatırlarsanız Mersin 5 senedir 6 senedir bir yapılanmaya onlar da girdi. Yani yapılanma dediğim en azından bizim gibi para harcadılar diyelim. İşte bahsetti dedi ki biz dedi futbolcuların arkasına dedi abi dedi adam taktık dedi. Dedektif gibi de peşlerinden düştük dedi. Yani ben şaşırıyorum. Ben diyorum yani kendi kendime içime onun yüzüne demesem de diyorum ki ya biz de mi yani bir şampiyon olmuşum? Kendimizi bu durumlara düşünelim. Ya buna gerek olmalı mı? Bence olmamalı. Bir güvensizlik ortamı varsa zaten oradan başarı gelmez. Ama şimdi düşünüyorum yıllardır zaten yani affedersiniz beynimiz sulandı. Düşünmediğimiz bir şey kalmadı. Artık diyorum bu sene bunu da mı yapalım biz? Futbolcuların peşine dedektif gibi düşelim. Ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyor, nereye geziyor, tozuyor mu? Biz burada futbolcuyu gördük mü saygıda kusur etmiyoruz. Nasılsın, iyi misin diyoruz. Halına hatırını soruyoruz. Ama dönüyorum işte bu olaya. Acaba biz de mi bunu yapmalıyız? Vahim dediğim bu. Kendimize Mersin'i mi örnek almalıyız yani? Bu olaylara mı girmeliyiz? Yani ben buna pek mantık sığdıramıyorum. Ama gerekirse bu sene biz bunu da yapacağız. Yani iş o noktaya gelirse. İş o noktaya gelirse bunu da yapmaya hazırız. Çünkü yani diyoruz ya 3 hafta kaldı. Diyorum ben tekrar diyorum. Fazla üstlerine gitmek, fazla eleştirmek istemiyorum ama onlardan samimiyet bekliyoruz artık. Uzun lafın kısası. Aslında bu eleştiri değil de Demirspor'un bir gerçeği. Gerçeği yani diyorum ya işte bize hep suçluyorlar Demirspor taraftarları yani bunlara yeter çok yüz veriyorsunuz diye. Ama biz biliyoruz ki ya sonuçta bu sezona bu futbolcularla girdik. Protesto yapmasının en alasını biz biliriz. Bizden iyi kimse yapamaz. Biz diyoruz daha sezon başı bazı olaylara girersek kaybeden kim olur? Futbolcu olmaz. Taraftar olmaz. Demirspor kulübü olur. Demirspor'u düşüren, 3. lige düşürenler hiç şu anda yok mesela. Aynen öyle. Aynen öyle. Sonuçta Demirspor kaybeder. Biz diyoruz ki biraz daha zaman. İşte hep saydığımız gerekçeler belli. 8-9 adam geç geldi. Hoca gitti. Yeni hoca geldi. Biraz daha zaman diyoruz. Ama bizim de sabrımızın artık yani bir noktası var. Biraz daha zaman vereceğiz. Yani bizim ben daha bundan bir hafta önce bir aya dedim bu takımın ihtiyacı var dedim. Vardı. Dediği gibi ara sıra idmanlara gidiyoruz. İzliyoruz, yerinde izliyoruz, tespit ediyoruz. İstiyoruz ki ciddi olsunlar yani. Yani işlerine daha dört elle sarılsınlar. Nefesimiz her an enselerinde olacak. Kardeş abi olarak ama. Kesinlikle bunu kimse yanlış anlamaz. Ama her zaman enselerinde olacağız. Bizim istediğimiz tekrar diyoruz. Futbolcu taraftar ilişkisi değil. Bu şeyleri aşmak. Çünkü kim bunu açtıysa şu an Süper Lig'de mücadele ediyor. Kim bunu açtıysa Bankasya'da mücadele ediyor. İşte Güngören'lerden, Giresun'lardan. Giresun'un yıldızını da aldık geldi Burak. Biz de neler yaptığını hatırlayın. Biz bu isimlere takılır alırsak, takımdaşlığı takım olamazsak, takım gibi mücadele etmezsek olmaz. Bakın hep bir örnek vereceğim. Saçma olacak belki ama bir Barcelona gerçeği var. Dünya şu an futbolu Barcelona sayesinde seviyor değil mi? Bakın dünyanın en iyileri mevki olarak hep oradalar. Ama bakın dünyanın da en profesyonel futbolcuları. Biri birinden daha fazla koşuyor. Eksiği yok ya. Tamam Allah vermiş, meziyet vermiş, yetenek vermiş. Ama bakın koşu derecesine bakın. Hepsi kadar koşmuş. Yani Messi'nin savunmadan top çıkardığını örnek verebiliriz. Tabii, savunmaya kadar gidip top aldığını da. Tabii bizim yani dünyanın en iyisinden bahsediyoruz 10 milyon euroluk adam. Ya biz şunu istiyoruz ya. Takımlaştık. Gol attığımızda yedek kulübemizle beraber o hırsı ve heyecanı istiyoruz.
Hep beraber kalkalım. Hep beraber sevinelim. Yani şahsi mevzular, meseleler olmasın artık ya. Sıkıldık bunlardan. Herkes sıkıldı. Yazık, gerçekten çok yazık. Ya bizim, yani bunları konuşurken bizim yüreğimiz yanıyor, acıyor artık. Ya biz o gençliğimizden beri belki en güzel çağlarımızda biz Demirspor'un başarısını görmedik. Biz istiyoruz ki yeni nesiller gelsin. Akıl derdiremiyoruz niye bu kadar Demirsporlular diye. Bizim de emeğimiz oldu. Tamam, bunu mütevazı olmam bu konuda. Bu taraftar konusunda bizim çok emeğimiz oldu. Öz eleştiriyi de hatalarımız da oldu, açığız. Ama şu taraftar Türkiye'de bu duruma geldiyse bu Şimşekler grubunun sayesindedir. Bunu kimse göz ardı edemez. Biz istiyoruz ki Şimşekler grubu bir tarafa ama Demirspor bir yerlere gelsin. Ben nasıl diyeyim size, savunma avukatı gibiyiz artık. Maçtan çıktık mı dayılarımız, amcalarımız, dedelerimiz, bebelerimiz. Ya biri getiriyor kucağında çocuğu var ya. Bu duyguyu yaşamak lazım. Bu duygudan anlamak lazım. Forma giydirmiş. Ben mi? Diyor bunu aldım diyor. Formasını giydirmiş. Ben diyor bunu aldım buraya geldim diyor ya. Yani ben akşamın bu saatinde Bandırma maçı 8'de. Hepsi ondan sonra yaşayacak. Ne zaman mutlu olacağım diyor. Ne zaman mutlu olacağım? Ne zaman yüzü gülecek diyor. Ya biz Adana olarak, bırakın Demirspor'u, Adana olarak bizim yüzümüz gülmeyecek mi? Biz habire eskiden yaşayan efsaneler de anılırdı. Yılmaz Güneyler'le, Fatih Terim'le, aklıma gelmeyen çok değerlerle anılırdık biz. Biz memleket olarak kredi kartları borçlarıyla mı son birinci sıradayız? İşsizlikle birinci sıradayız. Bu memleketi kimler ne zaman el atacak? Bizim memleketimizin mülki amirleri ne zaman sahip çıkacak? Olmaz. Emniyet müdürüsü, valisi, rica ediyoruz ya. Gelsinler ya. İnanın kızmasın kimse bana, Demirspor'a da Adanaspor'a da. Biz memleket olarak iki takımı da kaldırırız. Hepsine sahip çıksınlar. Örnek verelim mi o konuyla ilgili? Örneği çok. Yani Eskişehir'i nasıl eski Maliye Bakanı ya, Antalya'yı işte Mehmet Ali Bey, değil mi? Mersin'i Kürşat Düzmeni. Onları örnek vermekten bıktık biz. Evet. Biz siyasete, bizi tanıyan bilir, yıllardır girmedik. Girmeye de niyetimiz yok. Ama artık bakıyoruz ki Türkiye'de ülkenin bir gerçeği var. İş siyasete dokunmuş. Ben bu memlekette şu manzaraları görüyorum. İsim vermem önemli değil. Bir futbolcunun transfer sözleşmesi yapılırken yanında milletvekillerini, bu memleketin bakanlarını görüyorum ben. Ben bunu Adana'da nasıl görüyorum? Adana'da ben bu olayı yine sağ olsun diyorum. Sadece kombine alıp da destek çıkan milletvekillerini görüyorum. İş burayla bitmiyor. O kadar yoktu ama ya, son dönem iyi oldu gene. Son dönem iyi oldu. Ya eskiden de bu tip şeyler oluyordu. Evet. Ama bununla bitmiyor. Bitmemeli ya. Neden başka bir memleket, yani bunu açalım mı? Ben siyasete girmek istemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Aklım erir. Konuşurum. Nedenini de bilirim. Ama şu an yeri değil belki. Zamanı evet. Değil. Evet. Yani bu memlekette niye transfer yapılırken yanında bakanlar oturuyor, milletvekilleri var da. Ya bizim suçumuz ne? Demirspor taraftarının suçu ne? Sorun Demirspor taraftarıysa, sorun Şimşekler grubuysa lav edelim, bitirelim ya. Yazık, bu memleketin yüzü gülsün. Bu memleketin sporu kalkınırsa bu memleket de bir yerlere gelir. İnanın gelir. Biz yıllarca sistem ettik. İsim vermeyeceğim, bu memleketin belediye başkanına yıllarca sistem ettik. Herkes bize dedi ki siz çapulcusunuz, teröristsiniz dediler. 25 sene bu memleketin kötü kaderi oldu. Bu bir gerçek. Adana'nın nereden ne hale geldiği ortada. Adana'nın sporu da, sanatı da. Yıllarca bizi 3. liglerde kandırdılar. Altın kozalarla kandırdılar. Şu an altın kozaya da ben bir saygısızlık etmek istemiyorum. Devam etsin. Böyle organizasyonlar artarak devam etsin. Ki Adana bir yere gelsin. Biz düne kadar bakıyorum Doğu, İç Anadolu takımlara bakıyorum, isim önemli değil. Demirspor neredeyken bunlar daha belki amatörde futbol oynuyorlarmış. Ya şu an biz dalga konusu olduk artık. İnanın istemiyoruz biz. Demirspor'un tek konuşulduğu yer taraftarı. Tek saygı duyduğu şey taraftarı. İsmi diyorum ya ben. Yani kabus oldu artık bize. Git giderek Demirspor'un küçülüyor. Küçültmeyin. Buradan kime seslenmemiz gerekiyorsa seslenelim artık. Adana'ya ya sihirli denek mi derdik? Yıllardır buraya da çıktığını hatırlarsanız o taşa da ben laf soktum. Dedim ki bir taş, herkes bir taştan elinin altına sokayım diye bahsediyor dedim. Ben ne taşı gördüm ne eli gördüm dedim yıllarca. Hep bu lafları konuştuk. Artık ne bileyim ya, bizi bir kenara atın. Şu bebelerin ayrına. Şu amcaların. Ne amcalarımız, dedelerimiz var diyor. Ben bu takımın şampiyon olmadan diyor. Ölmem diyor. Ölmeyeceğim diyor ya. Yani çoğu toprağı olsun vefat ediyor. Toprağı bol olsun vefat ediyor. Gidiyor. Belki biraz ajitasyon yapacağım ama işin zaten acı veren kısmı bu. Duygusallık. Yani gerçekten bizim evet. Yaşadıklarımız bunlar. Futbolcu tamam, otobüste bir galibiyet, mağlubiyet sonrası, beraberlik sonrası üzülebilir, evine rahat rahat gidebilir. Belki bir gün acısını yaşar. Ama biz bir gün yaşamıyoruz ya. Biz memlekette yeri geliyor. Demirspor yüzünden
Kafamız yerde yürüyoruz. O utancı sanki ben o mağlubiyeti aldırmışım gibi ben üstümde taşıyorum. Üzülüyorum çünkü. Gerçekten üzülüyorum. Yazık diyorum. Yani tekrar tekrar o insanlar için artık bu memlekete, bu spor kulüplerine, Demirspor'a, Adana Spor'a fark etmez. Bu memleket kalkınsın, bir yerlere gelsin artık. Bize ne zaman sıra gelecek diye inan Ergün abi çok merak ediyorum. Ama artık buramıza kadar gelmiş ya. Yani Süper Lig'e bakıyorsun, ilk hafta Mersin tribünü bomboş. Ordu tribünü bomboş. Diğer takımlara bakıyorsun. İstanbul Belediye'yi sayma zaten. Mersin'le Ordu'yu neden örnek verdim? Onları saymadım. 30 senede çıkmamışlar diye. Biz 16 senede çıkmamışız. Ben iddia ediyorum. Şu takım Bangasya'ya sonra Süper Lig'e çıksın. İçeridekinin 3 katı taraftar dışarıda kalmazsa ben daha Demirspor'u tutmam. Demirspor'un öyle bir kitlesi var, öyle bir taraftarı var. Şehir dışından da seveni çok. Başka taraftarların kulüplerinden de seveni çok. Bizi izliyorlar, bizi takip ediyorlar hep. İnanın buna. Ama biz bunların bir türlü farkına varamıyoruz. Bu Adana'yı bir yere getiremiyoruz. Adana'nın taşı toprağı gerçekten altın. Suyu altın. Ama kıymet bileni altın. Biz Adana olarak diyorum ya size, haberleri açıyoruz. İşsizlikle birinci. Haberleri açıyoruz. Kredi kartı borcunda birinci. Maşallah ya. Vay Adana'm vay, ne hale gelmişsin. Adana bu muydu? Dönün Adana'nın geçmişine bakın ne halde. Sporuna bakın, sanatına bakın, ne değerler çıkarmış. İnsanlar artık yani bunların farkına varsın. Yazık. Şu taraftar, bu taraftar demesinler. Ya şiddeti seviyor, olayı seviyor. Değil ya. Bakın en son burada biz çok affedersiniz kime küfretmişiz. Biz bir acı olay yaşadık 2 sene önce. Kendi taraftarımızla biz karşı karşıya geldik. Neden? Futbolcumuza toplu ağza alınacak küfür geldiği için. Demirspor taraftarı o hale gelmiş. Ama bir susamışlık var ya. Onların tepkileri küfür olursa biz de karşısındayız. Biz de küfredersek bizim de karşımızda olsunlar. Ama ne diyorum? Demirspor taraftarı birbiriyle karşı karşıya gelecek pozisyona düşmüş. Demirspor taraftarı demesinler. Şiddet yanlısı. Demirspor taraftarı her yerde olay çıkarıyor demesinler. Sen 16 senede 3. ligde olursan, bir defa şampiyonluk bankası yaşarsan sen ne beklersin ki yani bu taraftardan? Ya bu taraftar ki böyle herkes kendi kendine soruyor. Herkes artık şizofreni olmuş inanın. Biz kime ne yaptık diyorlar. Bizi niye yüzümüz gülmüyor diyorlar. Biz her sene, bir de işin acı bir tarafı playofflara bakın. En son Denizli. Benim tarihim boyunca zaten evet, en mutlu eden olay o. Para yok, pul yok. Arkadaşlık var, takımlaşlık var. Gittik. En son şans verilen takımdık. Şampiyon olduk, geldik. Diğer playoff tarihine bakalım. Ondan önce Süper Lig'e çıktığımız işte 94. Ankara. Değil mi? Aynen. Onun harici biz playofflarda neler yaşadık ya. Giresun'dan 5 yedik. Hayatım boyunca unutmayacağım maç. Güngören 500 milyon maç primi alan bir takıma yenildik. Unutamam. Ben Demirspor'un playoff'a gitmesini de artık kaldıramıyorum. Demirspor taraftarı da kaldırmıyor. Yani artık playoff nasıl diyeyim ben size, değişik bir duygu. Demirspor bu değil. Demirspor lider olmalı. Bu gruptan da lider çıkmalı. Playoff'larda sürünmemeli artık. O Demirspor taraftarı gidip de orada rezil olmamalı artık. Yazık. İnsanlar inanın akıl mantık erdiremiyor. Bu sevgiye, bu bağlılığa. Yani bir yere getirmeyeceklerse bu takımı yani söylesinler. Çünkü lobi gerek. Her yerde lobi gerek. Futbolun içinde de gerek. Başka dallarda da gerek. Demirspor'u bir yere getirmeyeceklerse biz de boşa kendi kendimize gelin güven olmayalım. İnsanları kandırmayalım. Kendimizi aldatmayalım. Diyelim ki biz buyuz. Üçüncülükte bizim kaderimiz bu. Veya bizi buraya layık görüyorlar diyelim. Ama bu olmamalı. Bu olmamalı yani. Yalnız bir şey diyeceğim, tabii Adem'e geleyim. Çoğu hakemler de geldi mesela. Demirspor'un aleyhinde oldu. Eze eze hakemi de yendiğimiz maçlar da oldu. Yani kaderine razı olmadı bu takım. Öyle değil mi Adem? Ben ne hakemleri, ne başka şeyi, ne onu bunu konuşacağım abi. Sen güçlü olmazsan, sen şampiyon olmazsan, sen göbeğini kendin kesmezsen kimse yanında olmaz. Biz bunu yaşayarak öğrendik. Daha önceki dönemlerde, özellikle Bekir Çınar'ın vefat ettiği dönemde, daha önceki dönemlerde yani sen güçlü olacaksın. Her şeye rağmen sen güçlü olacaksın. Onlara da diyeceksin, ondan sonra bak sizin desteğiniz olmadan biz şampiyon yaptık. Şampiyon diyeceksin. Yaptık evet. Ondan sonra da gerekirse onları protokole almayacaksın. O işte bir şehrin de destek vermeyenleri falan var ya, biz sizi maçlarımızda görmek istemiyoruz diyeceksin. Gerekirse. Ama sen güçlü olacaksın. Göksel'in dediği gibi doğru. Adana sahipsiz, yani harbiden sahipsiz, hem de sahipsizliğe terk edilmiş bir şehir. Son 20 yılına bak, sadece futbol değil, bunları gözlemliyorsun.
Ama dediğim gibi Adana Demirspor olarak sen güçlü olacaksın. Kendi göbeğini sen keseceksin. Sen şampiyon olacaksın. O zaman bakın nasıl her şey kendiliğinden geliyor. Onun için ben hiç o konulara girmeyeceğim. Ben yine futbolcularımıza döneceğim. Şimdi biz burada bugün futbolcularımızı eleştiriyoruz değil mi abi? Eleştirmiyoruz. Eleştiriyoruz yani, derken konuşuyoruz. Evet. Zaten şu anda sadece olması gereken. Onlara seslenmek istiyorum zaten, evet. Şu anda. Yani şu anda burada yorumcular yok. Bir futbol programının yorumcuları yok. Normalde sen burada Adnan abi gibi mesela yorumcularla da yorum yapan insanlarla da program yapıyorsun devamlı abi. Yıllardır. Art niyetli böyle çıkıp da başka televizyonlarda işte futbolcuları yerden yere vuranlar da yok. Burada şu anda Demirspor taraftarının içinden gelmiş, Demirspor taraftarının işte Mahut'undakilerinin kardeşleri, yeğenleri. Sesi diyelim. Evet. Ya da ufakların abisi, büyüğü olan iki tane insan, onları temsilen sesi olacak insanlar şu anda konuşuyor onlara. Demirspor taraftarının sesini yansıtmak için, Demirspor taraftarının hislerini yansıtmak için burada bulunuyor şu anda. Yani biz burada şu anda Demirspor futbolcusunu yerden yere vurmuyoruz. Biz sadece onlara Adana Demirspor taraftarının hislerini yansıtıp yol gösterici olmak istiyoruz. Şimdi yol gösterici olmak isterken de hani yanlış anlaşılmasın, orada bizim yöneticilerimiz var. Başkanımız Levent Özören var. Yöneticilerimiz var. Şey var, hocamız var. Hocalarımız, teknik eğitimimiz var. Elbette onlar yol gösterici oluyordur. Elbette onlar konuşuyordur. Elbette futbolculara kendi tecrübelerinden olması gerektiği şekilde onlara fikirlerini söylüyorlardır. Paylaşıyorlardır. Başlarında insanlar var. Ama biz taraftarlar olarak bütün 7'den 70'e olan Demirspor taraftarları olarak hislerimizi onlarla paylaşmak istiyoruz. Sadece onlarla bunları paylaşmak adına buradayız. Yaşadıklarımızdan. Sonuçta biz son 5 yılda 4 tane ekstra playoff ve 2 tane final kaybetmiş. Bu playoffların ikisinde de finale çıktık. İkisinde çıkamadık. Birinde yarı finale geldik. Bir taraftar topluluğuyuz. Adana Demirspor taraftarları olarak. Yani eğer finaller deniliyorsa bizim kadar tecrübeli kimse yoktur. Yani bir takımın, bir futbolcu topluluğunun bir finale kazanmak için, yani final maçına çıkıp en son oradan şampiyon dönmesi için nasıl olması gerektiğini en iyi bilen taraftar topluluğu Adana Demirspor taraftarıdır. Bu işi bizden daha iyi kimse bilemez. Niye? Çünkü Ankara'yı da sayarsak, Denizli'de sayarsak 10 sene önceki, son 10 senede 5 tane final yaşamışız. Birinde şampiyon olmuşuz 10 sene önce, diğer 4'ünde olamamışız. Son 10 senede 5 tane final yaşayan, ekstra playoff yaşayan başka taraftar topluluğu var mı? Yok. Tek birinde şampiyon olduk. İşte onun için biz bu kadar insanın, yüz binlerce insanın sesi olmak adına onlara buradayız. Yol gösterici olmak adına buradayız. Yani bizi dinlerken şu anda işte iki tane yorumcuyu dinliyor gibi dinlemesinler. Yüz binlerce taraftarın sesi gibi kulak versinler. Zaten yerden yere vurarak Göksel'in dediği gibi şampiyon olmaz ki. Biz o taraftarlarla futbolcuyla kol kola omuz omuza gitmek zorundayız. Bizi şampiyon yapacak onlar. Ama bu şampiyonluğu da bu Demirspor taraftarı kadar kimse isteyemez. Bunu biliyorlar. Onun için şu anda sözlerimiz onlara ağır gelmez. Niye? Biz bu konuşmaları onları yerden yere vurmak, eleştirmek, onların açığını ortaya çıkarmak için yapmıyoruz. Onu biliyorlar. Tam tersine onlarla paylaştıklarımızla iyi yerlere gelmek adına, onlarla paylaştıklarımızla o yaşadıklarımızdan onlara bir şeyler katmak adına şampiyonluk yolunda engelleri aşabilmek için şu anda konuşuyoruz. 5 tane final dedik abi. 5 tane. Bir tanesinde sadece başarılı olmuşuz. Bursa, Konya'da olamadık. 2 defa Antalya'ya gittik, yine başarılı olamadık. Kimi de şanssızlık da olabilir ama sonuçta tek birinde başarılı olduk. Nerede? Denizli'de. Ondan önce yine ben bir şey okuyayım abi. Taraftarlarımızın bizle paylaştıklarını. Evet, bölüm bölüm onlardan alalım. Diyor ki yine bir kardeşimiz. İnşallah bu sene şampiyonluğa olan inancımız sahada karşılığını bulur. Ya da bu inancı bizim kadar futbolcular da taşır. Ve bu sefer arma aşkı, renklerin büyüsü sahada konuşur.
İnşallah sahada onu taşıyanlar konuşur, bizler değil. Bir arkadaşımız böyle demiş. Başka bir arkadaşımız, yine okuyayım abi. Sonun başlangıcını görmekten hepimiz sıkıldık. Sonun başlangıcını görmekten hepimiz sıkıldık. Ne yaptıysak, ne ettiysek bir türlü ayın parlayan yüzünü göremedik. Hep karanlık tarafta kaldık. İşinizi iyi yapın. Bu formanın hakkını verin. Bu takımı bu ligden artık çıkarın diyor. Yani serzenişleri görüyorsunuz. İş dönüyor dolaşıyor hep futbolcuya. Hep aynen. Futbolcuya geliyor. Çünkü yönetim ne kadar kendi işini iyi yapsa da, taraftar ne kadar iyi olsa da, teknik heyet ne kadar, ne kadar iyi olsa da sonuçta futbolcu sahada çıkar konuşur. İşte o Metin Türel hocamızın az önce sen bir örnek verdin. Ne son demiş? Son sözü. Son sözü her zaman futbolcu söyler. İşte sonunda çıkıp 90 dakika o mücadeleyi verecek. Bir 90 dakika değil, bir yıl içinde 34 tane 90 dakika mücadelesini verecek onlar. Onun için iş onlarda bitiyor. Şimdi dedik ki 5 tane final. Göksel de az önce biraz konuştu. Ben o finale biraz değinmek, açmak istiyorum. Birinde sadece başarılı olduk. Bakın orada ilk maçta Bandırma maçında, buradaki ilk maçımızda, yani senin de az önce söylediğin gibi bir tane pankart açılmıştı. Ne yazıyordu? 3384 gündür hasretiz diyor. İnanın bizim, yani Şimşekler grubunun o pankarttan haberi yoktu. Maratondan artık insanlar artık, yani nasıl bir ruh haliyle düşünün yani. Kendileri yemekleriyle yazmışlar. Tebrik ediyoruz. Helal olsun. Evet. Tek kelime helal olsun. Başka bir şey demiyorum yani. Saygı duymak gerekir. 3384 gündür hasretiz diyor. Yani Denizli'deki Karşıyaka maçıyla o gelen şampiyonluk, yani Bankasya'ya çıkışımız. Ondan beri hasretiz diyor. Peki o şampiyonluk nasıl geldi o sene? Bir ona bakmak lazım. Göksel'in dediği gibi yine para yok. Yani para sıkıntı yok derken maddi sıkıntı var. Bir sene boyunca yaşandı. Ama inanılmaz bir ekip ruhu vardı. Sadece takım futbolcu değil. Yönetimiyle, futbolcusuyla, takımıyla, yani şeyle, hocasıyla, taraftarıyla, yerel basınıyla inanılmaz bir kaynaşma olmuştu. Nasıl geldi peki bu şampiyonluk sonuca baktığımızda? Yıl içinde inanılmaz bir kenetlenme oldu. Yıl içinde sıkıntılara karşı beraber göğüs germe oldu. Ve aynı takım 2 yıl üst üste şampiyon oldu. Hem 3. ligden şampiyon yaptı, hem 2. yıl Bankasya, yani 2. lig B'de yaptı. Ve o sene ilk defa Bankasya'ya çıkardılar. Bizim şansımıza. Bankasya olay ilk defa o sene çıktığı için Bankasya'ya çıkmış oldu. Aslında Süper Lig'e çıkacak. Tabii aslında Süper Lig'e çıkacaktık. O şimdi takımı hatırlıyorum, işte Taner'ler, Nasuh abiler falan ve aralarındaki o futbolcuların kaynaşmayı şeyde, saha içinde olsun, dışında olsun, yaşantılarında olsun, tesis içinde olsun, dışında olsun, nasıl yaşadıklarını biz de gözlemliyorduk, hatırlıyoruz. İnanılmaz bir ekip ruhu, inanılmaz bir takım ruhu vardı. Beraber üzüldüler, beraber sevindiler, beraber yediler, beraber içtiler, beraber hareket ettiler, beraber ağladılar, beraber güldüler. Her şeyi beraber yaptılar, sinemalara gittiler beraber. Çok iyi hatırlıyorum. Hocalarıyla beraber sinemalara gittiler. Beraber başka yerlere gezmeye gittiler. Hep beraber yaptılar. 30 kişi, 25 kişi, yani futbolcu kaç tane istemese hepsi beraber gitti. O zaman internet yoktu. Yoktu tabii. Her şey doğal yaşanıyordu zaten. İşte Göksel'in anlattığı takımdaşlık öyle geldi. Ve o takım helal olsun, o sene kimse gittiğimizde şans vermiyordu. Özellikle Karşıyaka maçına çıktığımızda herkes Karşıyaka'yı favori gösteriyordu. Ama orada inanarak, beraber hareket ederek, beraber üzülüp, beraber ağlayarak o sene son maçında, Karşıyaka maçında herkes Karşıyaka'yı favori göstermesine rağmen biz şampiyon olduk, geldik. Fuat da atılmıştı. Evet, 10 kişi kalmamıza rağmen. İşte önümüzde bir örnek var zaten. Başka takımlara örnek göstermemize gerek yok. Bizim önümüzde 10 sene önce olan şampiyonluk var zaten. Örnek. Nasıl geldi? Futbolcuların nasıl davrandı? Hocayla beraber nasıl hareket etti? Dışarıda yaşantılarında nasıl hareket etti? Fazla değil, 10 yıl önce. Dışarıda taraftarlarla beraber nasıl bütünleştikleri? Bütün yönetimle, başkanıyla, yerel basınıyla falan nasıl beraber hareket ettikleri, önümüzde bir örnek var zaten. Başka hiçbir takıma bakmamıza gerek yok aslında. Ve onun dışında başarısız olduğumuz 4 tane daha örnek var.
O dört tane örnekte de hüsran yaşadık. Acılar yaşadık, kahırlar yaşadık. Yıkıldık, ciğerimiz yandı. Demirspor taraftarları olarak, ne camiası olarak, kulüp olarak neler, ne acılar yaşadık. İşte o zaman o acıyı yaşadığımız yıllardaki gibi değil, o başarılı olduğumuz yıllardaki gibi hareket etmek zorundayız biz. Demirspor taraftarı, şu andaki Demirspor takımını oluşturan futbolcular, hocamız, yönetimimiz, takımımız o yıla dönmek zorundayız. O seneki gibi hareket etmek zorundayız. Sizin logonuzda var tek yumruk. Evet. İşte aslında... Göksel'in o tek yumruk, işte Göksel'in dediği gibi birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir. Evet. O yıldaki gibi hareket etmek zorundayız. O yıldaki gibi hareket edersek başarı kendiliğinden kolayca gelecektir. Daha kolay gelecektir. Playoff'a da kalmadan biz bu yıl sene puan farkı takarak, hem de 8 puan, 10 puan farkı takarak inanın şampiyon oluruz bu grupta. Oluruz. Yeter ki o ekip ruhunu, takım ruhunu, o kenetlenmeyi yakalayalım. Bizim futbolcumuz buna inansın yeter ki. O şekilde hareket edelim. Bakın yıllar önce, fazla yıllar önce dedim, 3-4 yıl önce tesise gittik. Yine şampiyonluğa kilitlenmişiz. En favori de biziz o sene. Konya yılının senesi olması lazım. Levent Eriş dönemi. Evet. En favori de biziz. Futbolcu olan inancımızı, desteğimizi göstermek için tesise gittik. Hiç unutmam, Göksel orada bir şey dedi. Dedi ki yıllardır biz de şampiyon olamıyoruz. Yıllardır çıkamıyoruz. Yıllardır bu taraftar buna hasret. Ki hasret olması gereken son taraftar. Emeğiyle, yüreğiyle, her şeyiyle, duruşuyla hak etmiyor yani bu taraftar. Göksel dedi ki orada en az 500-600 taraftar var. Futbolcular önümüzde, hocamız önümüzde o sırada. Dedi ne var dedi, bizi şampiyon yapın. Buna inanın. Sizleri de sırtımıza alak bu Adana sokaklarında dolaştıralım dedi. Yeter ki bu takımı şampiyon yapın dedi. Ya kaç yıl olmuş dedi. İşte o zaman diyelim ki 13-14 yıl olmuş. 13-14 yıl olmuş dedi, Süper Lig'i göremedik. Şampiyon 6-7 yıldır şampiyon olamamışız. Siz yapın dedi. Biz sizi sırtımıza alalım. Bu Adana sokaklarında dolaştıralım ya dedi. Yeter ki yapın. Başka bir şey istemiyoruz sizden dedi. Göksel bunu önümüzde olan futbolcu topluluğuna söyledi. Pür dikkat bizi dinliyorlardı. Gözlerine baktım, dedim ki tamam dedi. Ya bunlar yapacak. Oldu bu iş dedim. Yani ben kendi adıma konuşuyorum o sırada. Oraya gelen herkes aynı şeyi düşünmüştür. Gözlerine baktık, o inancı gördük. Ama haftalar geçti. Nedense o inanç, gözlerindeki inanç kayboldu. Direkt çıkacak takım finallere kaldı. Finallere de gün gören dedi, Göksel'in dediği gibi 500 milyarlık bir takıma yenildik. Demek ki ara ara hatırlatmak gerekiyor. İşte Göksel o 3-4 yıl önceki dediği gibi. Ya sırtımıza dolaştıralım dedik yani. Düşünün. Yapın yeter ki şampiyon yani. Zor değil ya. Ya tabii zor. Emek vererek, sahada mücadele ederek falan değil. Ama yani bu kadar. Yani imkansız istemiyoruz sizden. İmkansız istemiyoruz. Bakın 7 yıl olmuş Bangasya'da çıkmayalı. İkincik B'de 2004 yılından beri ikincik B'deyiz. 7 yıl olmuş. Dile kolay. Sadece ikincik B'de Adana Demirspor kulübü bu muhteşem taraftarıyla, o kadar harcanan paralarla, bu kadar mazisiyle, duruşuyla, yani bu kadar güçlü bir kulüp, her şeyle köklü bir camia 7 yıldır ikinci kupadan kurtulamıyor. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Zaten bu yanlışları biz yaz ayı dönemlerinde üstüne çok durduk. Ergün abi seninle yaptığımız programlarda. Bunların değişmesi lazım, bu zihniyetlerin değişmesi lazım dedik. O zihniyetlerin değişmesi için yine biz takipçisiyiz. Kulüp olarak yapmamız gerekenler konusunda mutlaka değişmesi gereken de şeyler var. Evet, bunun yine takipçisiyiz. Yaz aylarında söylediğimiz her şeyin de yine arkasındayız. Ama şu an gündem, ama şu an futbolcuyu konuşmak zorundayız. Evet. Yani futbolcuların kendileri olarak alması gereken duruşu konuşmak zorundayız. Futbolculara düşen sorumluluk ne? Onu konuşuyoruz şu anda. Yani futbolcu ne yapmalı? Futbolcular olarak elbette kendi yapacakları şeyleri biliyorlar ama taraftarın gözünden ne yapmalılar? Biz onu paylaşıyoruz kendileriyle. Bakın 7 yıldır acıdır işte. 7 yıldır çıkamıyoruz abi. 7 yıldır ikincik B'deyiz. Acı ama gerçek. Bangasya'ya çıksaydık, hadi Bangasya'da 2-3 yılda kalsaydık, 4 yıl kalsaydık derdik ki hadi Bangasya'ya çıktık. En azından Bangasya'ya çıktık ama yok, Bangasya'ya çıkamıyoruz ya. Ama ne var bu sene? Başarın bunu. İş sizde bitiyor. Futbolcu kardeşlerimizde, abilerimizde bitiyor. Önce siz inanın, sonra
taraftar inansın. Sonra yönetim inansın. Sonra hocalar inansın. Ama önce siz inanın. Önce siz gövdenizi koyun olsun sahaya Allah için. Bazen deriz sahada ölün bu maçı alın deriz. Sahada ölün bu maçı alın deriz. Nedir ölmek? İşte o gövdeni sahaya koymaktır. Evet. Onun için futbolcu kardeşlerimize büyük sorumluluk düşüyor. Ben özellikle onun için futbolcularımızı konuşmak istiyorum. Bugün özellikle futbolcularımızla yaptığımız yorumlar bu yüzdendir. Ve şu an yorum yapan insanlar futbol yorumcusu değil, taraftarın bağrından gelen, onların sesi yüreği olmaya çalışan insanlardır. Evet. Böyle desinler. Evet Göksel, Adem, son 10 dakikaya giriyoruz artık. Bayağı uzun bir süreyi de geride bıraktık. Tabii hep kritik maç diyoruz ama kritik oluyor ne yazık ki. Maalesef. Bandırma maçında gördük ki tabii sıkıntıda hemen pet şişeler, işte koltuklar gene kırılıp atıyor. Bu da çok önemli bir nokta. Bununla da ilgili kısa değerlendirmeler alayım sizden. Yani futbolda ne yazık ki yenilgi de oluyor. İstemesek de beraberlik de oluyor ama sonuçta karşımıza geliyor bir şekilde. Öncelikle şurayı bağlayalım aslında. Evet. Abim güzel bir örnek verdi, bizi de duygulandırdı yine. Teklifimiz hala açık bizim. Yani bu futbolcu, o zamanki futbolcu topluluğu neyse isimlerinin önemi yok. Biz sırtımızda taşımaya her zaman hazırız onları. Daha fazlasını da yapmaya hazırız. Yani fazlası olacak, eksiği olmayacak. Sadece şöyle düşünsünler. Demirspor'u inanın şampiyon yapacak futbolcu topluluğu yani uzun süre, belki ömür boyu hafızalardan silinmeyecek. Yani adı Adana'ya altın harflerle kazılacak. Ki futbolculuk hayatında inanın bana belki güzel başarılar görmüş insanlar olabilir aralarında. Ama böyle bir mutluluğu tatmayacaklarını ben buradan söyleyebilirim. Yani kendileri de bu işten en fazla hazı, mutluluğu kendileri de alacak. Bundan emin olsunlar. Göztepe'den Raşit geldi biliyorsunuz. Zuhurtan geldi, Tayfun geldi. Bir gün yaşamışlar, bir akşam. Doğrudur. O biz, da öylesine bir ya şey. Ya biz inşallah olsun 40 gün 40 gece, 400 gün 400 gece davul zurna eşliğinde eğlenmeye hazırız. Yeter ki bir olsun. Yapılacak çok şey var yani. Bunu buradan söyleyeyim de içimde kalmasın yine. Yani her şey yani onların... Yani söylediğim baki diyorsun. Baki, gene fazlası var, eksiği taşıyalım. Yok. Yani bunu bilsinler. İnşallah da olur. Yani yine onlara büyük dediğimiz gibi önem görev düşüyor. İnşallah olur. Diğer taraftan dediğiniz gibi işte son maçta... 15 yıldan önce bir şey... Tabii. Cevap mı Göksel? Yani bu stat'taki şey konusunda değil. Ben önce ben Göksel'in de değil önemli bir şey geldi aklıma. Şimdi tamam, tabii şampiyonla çok sevineceğiz. Yani 7 yıldır buradayız. Bu şampiyonluk Demirspor taraftarının hasreti de, İnanın Demirspor kulübü için bu başarı sayılmayacak abi. Bu kulüp için inanın bankasıya çıkmak başarı belki değil. Belki de buruk bir sevinç olacak. Bankasıya çıkmak başarı değil. Ama şu ligden kurtulalım. İkinci ligden önce kurtulalım, sonra Süper Lig. Bizim olmamız gereken yer Süper Lig. İnanın Demirspor taraftarları için, Demirspor kulübü için bu başarı sayılmayacak. Biz Süper Lig'in değişmez takımı olmalıyız. Yerimiz bizim orada. Tabii ki laflı olmuyor. Ama bir büyüğümüz Turan abi bir sohbetimizde dedi ki bize, biz sevineceksek dedi Süper Lig'de olduğumuz zaman yani dedi sevinmeliyiz Demirspor kulübü camiası olarak dedi. Doğru söylüyor. Tabii ki şampiyonluklara sevinilir. Ama inanın başarı değildir Demirspor için. Demirspor kulübü için başarı değildir ya. Demirspor geri gelmiş 12 yıl boyunca 72-84 arası, yani yanlış hatırlamıyorsam 72-82 mi? 12 yıl boyunca birincilikte kalmış, düşmeden 12 yıl boyunca, yani şimdiki Süper Lig'de kalmış bir takımdır. O zaman burada üç büyüğü, belki futbolcularımızdan bilmeyenler var. Üç büyükleri, hatta Trabzon'da dört büyükleri devamlı yenmiş takımdır. Buraya gelirken dört büyüklerin ayakları titremiştir. Böyle bir büyük kulüptür bu 71 yıllık kulüp. Bizim için başarı olmayacak. Ama kurtulmak için de bu şampiyonluklar şart. Aşama aşama gidelim yani. Bunu söylemek istedim. Evet. Gerçekten dediği doğru yani. Ben ne kadar da olsa işte o açlık, o hasret var ya. Demirspor için bu gerçekten başarılı sayılmamalı ama önce bir kademe kademe artık. Biz buna da yani razıyız. Bir çıkalım, evet. Gerisi gelir Allah'ın izniyle diyelim. Taraftara da gelince işte geçen maç olan tepkiye, bir şey demek istiyorum, dememek istiyorum. Yani Demirspor taraftarı, yani artık diyorum ya, bir susamışlık var. Yani tabii şey ilk yani. Haftada zaman, evet. Diyoruz ya, yani mantıklı davranmak lazım. Yani bu takıma önce bir zaman vereceğiz.
takımlaştık. Kurulacak mı, kurulmayacak mı? Yaklaşık işte benim, ya o bana göre, o benim görüşüm. Bir ay zaman zarfı, ne kadar az puan kaybedersek o kadar iyi diyorum ben. Yani yukarıdakilerle fazla farkın açılmaması lazım. Bizim de akıllı olmamız lazım bütün taraftarlar olarak. Ben Demirspor taraftarının burada inanın üstüne düşeni fazlasıyla yaptı ama maratonu kapalısı, kale arkası fark etmez. Birleşip de aynı gün beraber desteği verip de kaybettiğini kolay kolay görmedim. Ben onlardan yine agresif olmalarını istiyorum ama bilinçli şekilde agresif olalım. Hakemle fazla uğraşmayalım. Mesela bizim çok zorumuza gitti. Bandırma maçında evet. Golü atanın dönüp bize şu hareketi yapması çok zorumuza gitti. Bunu o bizim futbolcumuzun anlaması lazım. İşte olay bu. Yani bizim futbolcumuz anlayacak ki senin taraftarın önünde, senin mabedin önünde senin taraftarına şu hareketi yapıyor. Yani sus diyor, otur diyor artık diyor, golü attık diyor. Onu bizim futbolcumuz ilerleyen zamanlarda inşallah anlayacağını umuyorum. Bundan sonra öyle bir harekete de mahal vermeyeceklerdir. Taraftarımızdan da işte tekrar dediğim gibi isteğimiz agresif olalım ama bilinçli şekilde. Hep beraber. Yani birleşsinler, beraber ıslık yapalım, beraber tezahürat yapalım. Yapıyorlar. Yani bunu derken insanın inanın kendine utanması lazım. Çünkü fazlasıyla üstüne düşeni yapıyorlar. Yani belki ilk maç kadar belki seyircimiz olmayabilir. Akşam maçıydı, gündüze alındı. Demirspor taraftarından biz Demirspor olarak, Şimşekler grubu olarak biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Yani sabır. Diyecekler belki şimdi evde televizyon maçında bizi izleyenler nereye kadar? Bence de nereye kadar ama bu Demirspor'dan başka Demirspor yok. Bu Demirspor bizimse hep beraber üzülüyoruz zaten. İnanın kimse kimseden fazla üzüldüğü yok. Biz yıllardır emeğimizi verdik. Biz demiyoruz ki kimseden fazla üzülüyoruz. Biliyoruz Demirspor'un yanında bir tutku var, bir bağlılık var, bir ateş var. Ama bunu en iyi şekilde takımımıza yansıtalım. İnşallah. Kötü düşünmek istemiyorum. Bu hafta inşallah taraftarın desteğiyle, o dediğimiz gibi bilinçli agresiflikle 3 puan alacağız. İnşallah. Son ifadeyi de Adem'den alalım. Artık süremiz bitti Adem. Kapatacağız. Yine bir son mesaj okuyayım abi. Tamam. Bir kardeşimiz diyor ki, artık dayanamıyorum, canım yanıyor. Karamsar olmaya başladım. Çünkü biz bu filmi 16 senedir izliyoruz. Biz 17 sene önceki futbolcu abilerimizin ruhunu istiyoruz. Heyecandan titreyen çenelerini, son dakikalarda tırnaklarını yiyenleri, kendi mevkisindeki takım arkadaşı gol attığında kendi 60'casına sevinen futbolcuları görmek istiyoruz diyor. Yani artık insanları karamsar olmaya da başladı. Hep aynı şeyleri yaşaya 17 yıl öncesinin özlemini çekmeye başladı insanlar. Bunu, bu insanları, bu güzide Demirspor taraftarını artık bu karamsarlıktan kurtarın. Siz futbolcu kardeşlerimiz, kurtarın. Belki de Bankasya'ya bu sene şampiyon yapın. Belki de Bankasya'da da şampiyon yapacaksınız. O rüzgarla gidiyor. O rüzgarla belki 2 sene üst üste şampiyon yapacaksınız. Ve 2 sene üst üste şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkarak Demirspor tarihine altın haplarla geçeceksiniz. Tarihe geçeceksiniz. Demirspor yüz binlerin de gönüllerinde taht kuracaksınız. Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bile siz konuşulacaksınız. Nasıl 10 yıl önceki Bankasya'ya çıkmayı da konuşuyorsak şimdi, ki o Bankasya'ya çıkmak, siz Süper Lig'e çıkardığınız için bütün gönüllerde altın haplarla kazınacaksınız yüreklere. Ve 10 yıl sonra, 20 yıl sonra yine işte Süleyman, işte Bilal, Raşit, orta sahada İlhan, Burhan, kaleci Metin Aktaş konuşulacak. Evet. Abi, belki de bunlar konuşulacak. Onun için bu insanlara yani bütün taraflara karşı gereken sorumluluğu yapın diyorum. Yapın ki Demirspor taraftarı da hak ettiğini bulsun. Yok, böyle bir sevgi yok. 17 yıldır olmamasına rağmen bu kadar büyüyen, çığ gibi büyüyen bir sevgi yok. Futbolcu kardeşlerimiz bu sevginin karşılığını versinler. Evet. Sizlere çok teşekkür ediyorum Adem. Biz Göksel, teşekkür ederiz. Önemli değerlendirmeler, tespitler yaptınız. Önemli mesajlar verdiniz. Dileriz futbolcular da gereken mesajı almıştır. Alacaklarına da inanıyoruz. Artık Kızılcahamam maçını da büyük bir heyecanla... Aldılar mı Kızılcahamam maçında göreceğiz. Evet. Sağda göreceğiz daha da. Evet. Buradan son kez futbolcularımızdan isteğimizi aktaralım. Biz sadece... Tribünün sesi burada. Mücadele isteniyor. Bir programın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Başka gün ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Mutlu ve esen kalın.